büyük, küçük. Ne bir hay... Rabbimi yarat, hiçbir canlıya kıyamazdım. Hatır, gönül. Evet. Görmeyeyim diye kedisini, kuşunu kaldırdılar. O kadar mı yapamıştım? Bugün eve dönecekti anne. Kedisin ismi Sütlü. Evet, anne evet. Ona ödül alayım, beni affetsin, küsmüştür bana, bıraktım gittim diyen bir çocuk. Evet. Onun gönlünü almaya çalışıyor bak. Evet. Yaşlılarımıza tutuyor, tanıdık tanımadık herkese. Evet. Bir de hayriyeten. Katledilen bayanları seyrediyordum kızımla, anne kız. İkimiz de ağlardık. Birden anne dedi, ağlamamız onlara hiçbir fayda etmedi dedi. Ben dedi bir işe gireyim, bir dedi yüksek maaş alayım, gör bak neler yapacağım dedi. Ve kendi ismi onların içine yazdı, en kahreden bu. Eğer yapılacak bir şey varsa, en azından onun o isteği, evet, kendi adı üzerinde bir şey olsun. Tabii. Bu bayanlara dedi, benim gibi düşünen bayanları da yanıma alacağım anne dedi. Evet. Evet. Bir dedi yüksek maaş alayım. Dernek gibi mi dedi, bir şey yapacağım dedi. Çok bir kaliteli insandı. Sadece hayırlı evlat olsun diye yetiştirmedim ben yavrumu. Devletine, milletine de faydalı olsun diye yetiştirdim. Ben acımı bir kenara koydum. O yanacak benim ölene kadar içimde. Plana bir bak ya. Belki önden olaydı, kaçardı, benim kızım çok akıllıydı, çok. Bu vatana çok faydalı olacaktı. Eğer imkanınız yetiyorsa başkanım, başağın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı öyle rica ediyorum. Eliniz ayağınızı öpeyim. Benim yavrum kiminizin kızı olsun, kiminizin gelini olsun, kiminizin torunu olsun, kardeşi olsun. Öyle savunun, rica ediyorum, yalvarıyorum. Duruşmalarda, duruşmadan sonra da davanın bütün aşamalarının takip edilmesi lazım. Sadece biz değil, zaten kadın kuruluşları var bu işlerle. Çok sayıda kadın kuruluşu var. Onların hepsini de takip edecekler. Çünkü bu sıradan bir olay değil yani. Bu bir kavga olayı da değil. Bu böyle tesadüfen yapılan bir olay da değil. Yani sen elini alacaksın, kılıcı gideceksin, sokakta bir bulacaksın, ondan sonra saldıracaksın. Ya bu akıl alacak şey. Partinin yani, hukukçuları. Evet yani bizim hukukçularımız var, onlarla bakacaklar. Dediğim gibi sivil toplum örgütü var, kadınların, onlar takip edecekler. Yani bu dava herkes takip eder. Bu davanın partisi yok efendim, burada bir insan ölmüş. Biz de öyle bakmamız lazım. İnsan ölmüş yani. Buna öyle bakmamız lazım yani. Nişanlısı bir nasip gözlüğü hoş gelecektik. Evet. Bütün işimiz bitmişti. Ya. Bir tane, sonra düğün hazırlıklarına başlayacakmış. Yani benim nişanlım melek gibi bir insandı. Biz hayatımızda daha emniyet yüzü görmemiş insanlar. Evet, evet. Kürtü Türk'ten olayında şehit ailesini küfrederken siz neden tepkinizi koydunuz? Bu nasıl cenaze? Bu sorular sorulmadı ama biz bunları sormak zorundayız. Tepkimizi koymadığımızı kim söylüyor? Biz görüyoruz. Biz tepkimizi koyalım. Neyse. Hiç kimse. Zamanı değil. Şehitlere. Zamanı değil. Eyvallah. Razi yapalım. En ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım. Yapıyoruz efendim. İkili olmaz. Başkanım, güzel. Sözünüzü kestim. Sevgili başkanım, bizler özellikle 15 Temmuz gazileriyiz. Evet. Bu vatanın evlatlarıyız. O gece iktidarda siz de olsaydınız biz o meydana çıplak ellerimizle güzel iner. Bu vatanı kurtarmak güzel için, milli irademize sahip çıkmak için güzel canımızı yine koyardık. Biz partili değiliz. Şehit yakınları, gazilerini, özellikle 15 Temmuz biz gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz. Güzel. Efendim, bizi yargılamak için soru önergesi verdi. Onu şöyle soralım. 15 Temmuz gazilerini yargılamak için soru önergesi verdi. Bir önerge verildi Sayın Başkanım. Hangi soru önergesi? Cumhuriyet Halk Partisi İlk tarafından 15 Temmuz gazileri, ya gazi demeyelim de 15 Temmuz'da meydana gelen insanların, yaralananları mahkemeye verildi. Cumhuriyet Halk Partisi tamamı milletvekilleri imza attı. Bunlar basına yansıdı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden bu geri döndü. Sonra da kanun hükmünde kararnameyle bizlere yargılanamaz diye bir yazı çıktı. Bununla ilgili biz üzülüyoruz. Yani biz yarın sizi iktidarınız şöyle olursa o öyle bir gündemde 15 Temmuz'da bu vatan evlatları sizin iktidarınızda hangi pozisyonda olacak?
Bütün şehitler. Bizi asacaklar herhalde. Bütün gaziler. Yok ya, bütün öyle şehitler, bir şey mi var ya? Bütün gaziler. Hiç ondan endişe etmeyin. Etmiyorum. Etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Biz gelmeyiz. Bu kardeşiniz, başkanım. Bu kardeşiniz kim şehitse, kim gazi ise onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılığa karşıdır.